Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve uzun zamandır gelmeyen sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. Şimdi sezon yorumlamasına yepyeni Japon otomotiv serisiyle başlayacağım ama eğer sezon yorumlamalarını görmeye devam etmek istiyorsanız bunu like'larla ve yorumlarınızla belli edin arkadaşlar. Ben de her sezon çekeyim. Şimdi Japon araçlarını veya işte GDM'leri hangimiz sevmiyoruz ki? Gerçekten birçoğumuz çok seviyor. Özellikle benim de çok sevdiğim çok özel eski Japon ve yeni Japon araçları var arkadaşlar. Şu anda yeni seriyle birlikte seriyle 80 puan kazandığımızda 2020 Nissan GT-R'ı alıyoruz. Ve 160 puan kazandığımızda da Subaru 22B'yi alıyoruz. Yakında bununla ilgili konvoy videosu çekmiştim zaten. Bakarsınız. Biz şu anda yaz sezonundayız. Ve Nissan Z 2023 model çılgın bir araba bizi bekliyor 20 puanda. 40 puanda da Toyota AT38, gerçekten at 38, yani her yere girebiliyorsun. Çılgın bir araç bu. Şimdi bir yana kaydığımızda haftalık mücadelelerde abi gene çılgın araçlar. Acayip araçlar var arkadaşlar. Yani gerçekten bu sezonun içerisindeki oynadığımız veya alacağımız araçların bence yarısından azını seven yoktur. Yani yarısından fazlasını seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. R34 GTR'a sahip olacağız. Ondan sonra da hız bölgelerinde 9 yıldız kazanacağız arkadaşlar. Hız kapana değil, hız bölgeleri. Bunları bütün, eğer benle şu anda tanıştıysanız sezon yorumlamasıyla, Forza Horizon 4 sezon yorumlamalarından bilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarımızı da düşünerek özellikle detay detay, ince ince anlatmaya çalışıyorum. Burada hız kapanı değil, yani tek geçimli olanlar değil, girişi ve çıkışı olan hız bölgelerinde toplamda 9 yıldız, yani 2 yıldız 2 yıldız kazana kazana da gidebilirsiniz. Üçüncü kısımda bir yol yarışı kazanacaksınız. Haritadaki herhangi bir yol yarışına gidip kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şunu unutmayın. Buradaki görevlerde, yarış görevlerinden bahsetmiyorum. Haftalık mücadele ve Forza Ton günlük mücadelelerde zorluk derecesinin ne olduğunun önemi yok. Bunu unutmayın. Bu tüyoyu her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurun. En basite de alıp yarışı bitirebilirsiniz. Ve son kısımda da bu çok kolay. Yani Forza Horizon 4'te yanlış hatırlamıyorsam 20-21 kilometre falan sürdürüyordu. 8 kilometre süreceksiniz abi bu arabayı. Şimdi Forza Ton günlük mücadelelerde bir iki tane ufak tefek çakallık var. Onlardan bahsedeceğim. Hatta bir tanesinden %100 emin değilim. Onunla ilgili daha sonradan yorumlara da yazarsınız. Japonya'dan herhangi bir araçla 8 kilometre sürün. Tamam, bu zaten kolay. Hatta bu görevi yaparken bile ikisini birlikte tamamlayabilirsiniz. 5 telefon kulübesi parçalayın. Abi hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Hemen göstereyim. Bakın şu an karanlık ama telefon kulübesini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yani şehir içerisinde birçok yerde var bu telefon kulübesi. Bu şekilde patlatıyorsunuz telefon kulübesini. Yukarıda zaten yanlış numara yazıyor. Herhangi bir Japon retro spor aracı ile bir sokak yarışı kazanın. Şimdi gene yeni başlayanlarınız özellikle Japon retro spor aracı ne diyebilir. Bu tarz şu araçla, bu araçla, işte retro araçla, süper spor araçla vesaire yazdığı zaman arkadaşlar, bakın alt kısımda Y filtrele yazıyor bende. Gamepad'den oynadığım için. Siz klavyeden oynuyorsanız klavye neyse o tuş. Filtreleye girdiğiniz zaman burada araç türünde aradığınız aracı bulacaksınız arkadaşlar. Unutmayın. Burada retro spor aracını seçtikten sonra tabii ki de içlerinden Japon olanı almanız gerekiyor yani. Çünkü Japon retro spor aracı diye bir şey yazmıyor abi. Ve alt tarafta herhangi bir S2 sınıfı araç ile hız kapanlarında 5 yıldız kazanın. Bunlar hız kapanı. Bu hız bölgesi değil, unutmayın. Herhangi bir S2 araçta oluyor. Herhangi bir Japon aracı ile bir Horizon açık yarışı tamamlayın. Kolay. Horizon Festivali Meksika'da Horizon Turu resminin bir fotoğrafını çekin. İşte burada bir acaba mı dedim. Şimdi alttaki görevi de bahsedeyim. Kayuju denilen herhangi bir rally canavarında 321.9-320 km sürete ulaşacaksınız. Az önce aradığınız gibi filtrelemeden rally canavarını seçebilirsiniz. Şimdi Horizon Festivali Meksika'da Horizon Turu resminin bir fotoğrafını çekin. Ben şöyle bir olaya kafa yordum arkadaşlar. Horizon Festivali zaten burada ve Horizon Turu da burada. Hemen şuraya hızlı seyahat edelim. Çünkü Horizon Festivali Meksika'nın etrafında, inanın, herhangi bir Horizon Turu yazan bir fotoğraf var mı diye de baktım, yok. Bence abi bunun fotoğrafı çekilecek bu şekilde ve bu görev tamamlanacak. Şu anda bunu gösteremiyorum çünkü görev açılmadı arkadaşlar. Ama görev açıldığında farklı bir şey çıkarsa size ekstra bilgilendirmesini yaparım. Evet, burayı geçtik. Şimdi Forza Ton mağazasına giriyoruz. Burada bende iki arabada yoktu.
Bildiğiniz gibi Almanya'ya yerleştiğim için bayağı bir ara vermiştim. Araç eksiklerim var. İkisini de aldım. Nissan R390 ve Acura NSX. Şu anda da zaten altımda Acura NSX var. Fiyatları gayet güzel. 10 numara yani, direkt yapıştırdım. Ve eskiden hep değinirdim ama artık birçok arkadaşımız bence oynamıyor. Ama burada Super 7 var arkadaşlar. Ve Super 7 da bazı ödüller veriyor ve bu da her sezon değişiyor. Geçenlerde araba da veriyordu, hatta Sierra veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu defa süper şans çarkı veriyor. Bunları unutmayın. Genelde gözden kaçabiliyor. Evet. Özlemişim ya sezon yorumlaması yapmayı. Ama tabii ki de eski Forza Horizon 4'te sezon yorumlamalarını yaparken bütün arabalara sahip olduğum için arabaları da tek tek gösterebiliyordum. Ama şimdi zaten çok detaya girdiğimiz için arabaları da gösterirsek çok uzun sürer. Deneme yarışında Toyota Tureno veriyor. O bir efsane. O çılgın bir araba abi. Gerçekten. Yani bu Hachiroku'yu kaçırmayın derim. Event Lab'de süper şans çarkımız var. Gene burada bir Event Lab daha var. Burada da şarkı veriyormuş. Gösteri yarışı remixi var. Abi arabaya bakar mısın? Çılgın ya. Süper şans çarkı. Hız kapanı drift bölgesi süper şans çarkı. Sezonluk şampiyona sokakların Mazda'sında da ödül olarak Mitsubishi Lancer MR 2004'ü veriyor. Ve alttaki oldukça etkilenmiş isimli sezonluk şampiyona da bence bu araç birçoğunuzda vardır diye tahmin ediyorum. 2017 Nissan GT-R'ı veriyor ama serideki GT-R'ı karıştırmayın, bu 2020. Hazine avı, Mitsubishi Starion'unuzu aslında bir gezintiye çıkarın ve trafiği hızla geçin. Şimdi hazine avı bölümü çekeriz. Bunun videosunu çekerim ekstradan. Ona gelmeden önce şu fotoğraf mücadelesine geçmek istiyorum arkadaşlar. Ekbalam'daki, abi bu isim de çok komik ya. Taş fenerlerin yanında herhangi bir Toyota veya Lexus'un fotoğrafını çekin. Bazılarınız bilmiyor olabilir ama Toyota ve Lexus kardeş firmalardır. Lexus Toyota'nın bir lüks modeli olarak düşünebilirsiniz. Amerikan pazarında da çok tutar. Ülkemize de bir süredir bayağı çılgın bir giriş yaptı. Gerçekten çok güzel arabaları var. Şimdi önce Ekbalam'ı göstereyim. Sonra biz buraya gidip bu fotoğraf mücadelesini tamamlayalım. Ekbalam, balam, balam. İşte burada arkadaşlar, bakın. Hop. Ekbalam. Şimdi tam haritada Ekbalam'ı gördükten sonra buraya yukarı çıkıyorsunuz. Tam arabanın konumunu zaten görüyorsunuz. Burada bir XP kutusu var. Şuradaki test sürücüsü Horizon doğası ormana doğru ve burada bir tane de Ekbalam Kır Rallisi parkuru var. Belki sağ taraftaki sizde açılmamıştır. Hemen onun aşağısında solda ve bu araziye de yakışan arabayla geldim. Altımda da Toyota Tundra var. Bakın abi, direkt fenerler burada. Açık söyleyeyim mi? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Toyota Tundra ve fenerler. Çek bakalım. Herhangi bir Toyota veya Lexus'un fotoğrafını çekin. Ekbalam'daki taş fenerlerin yanında. Evet abicim. Tekrar bu fotoğrafı çektikten sonra arkadaşlar kaydetmenize gerek yok bu arada. Hemen çıkabilirsiniz. Görevi tamamlamış sayacak. Şimdi ben geldikten sonra çünkü çok kısa bir süre aradım. Bakın kontrol ediyoruz ve görev tamamlanmış. Burada tekrar gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Yukarıda Kır Rallisi var ve Kır Rallisi'nin alt sağ tarafında kalıyor. Zaten yanında hemen yol var arkadaşlar. Haritadan direkt bu noktaya gidip burada fotoğrafı çekebilirsiniz. Ve son olarak da tabii ki de her seride gelen buradaki aylık rakipler ve alt taraftaki Forza Ev var arkadaşlar. Yani aylık etkinlikler bunlar. Ve temiz bir tur geçiriyorsunuz size verdiği arabayla. Kaza yapmadan bir tur atıyorsunuz. Rakibinizin önünde olmak veya geride olmak hiçbir şey fark etmiyor. Temiz turu atıp çıktığınız zaman görevi tamamlamış sayıyor. Ve bunu bir kere yapıyorsunuz her seride. Yani 4 sezonluk kısımda. Ve size her sezon ilerlemesinde ekstra, bakın 2 puanım burada dahil. Direkt oradan kazandığım şekilde. Ve evet arkadaşlar, hani sezonluk etkinlikleri, sezonluk görevleri bu şekilde tekrar yorumlamamı, anlatmamı, ince noktalara değinmemi istiyorsanız lütfen yorumlarınızla ve like'larınızla bunu belli edin bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.